أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugün Şia'nın bazı gulat sapık fikirleri, Şia'nın sahabe hakkındaki görüşleri, 12 imam hakkındaki görüşleri ve Kerbela toprağı ile Kabe'nin toprağını kıyas edip aralarındaki fazilet ve derece vasfı üzerinden oraları kutsalmaları, kutsallaştırmaları, oraları birer beyt Allahu Teala'nın evinden daha kutsal, daha mukaddes, hatta hacca yapılacak bir ziyaretdense Kerbela yapılacak bir ziyaretin makbul 1 milyon haçtan, 100 bin haçtan, milyar haçtan daha faziletli olduğunu söylüyorlar. Ve gerçekten kardeşlerim bu derslere neden üstüne duruyor, neden bu konuları çok anlatma ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü Şia'nın 1979 İran Şii inkılabından sonra İslam coğrafyası içerisinde bir sahte vahdet kardeşlik, ümmetin birliği, la şiiye, la suniye, İslami, İslami söylemleriyle bizleri aldattığını, kandırdığını ve her yere şii bir yayılım, şii bir hilal, şii bir fitneyi sokmaya başladığını, içimizdeki mealcilik, sünneti sorgulama, sahabeyi sorgulama, İslam'a saldırma, Kur'an'da tahrifatlara kadar fikriyatta Emevi düşüncesi, Emeviler İslam'ı mahvetti, Emeviler İslam'ı yok etti, Sunilerin Müslümanlığı, Emevi Müslümanlığıdır, sünnet uydurulmuş bir dindir gibi söylemler hep Şia'nın altından çıkmış. Tarihsel olarak Şia'nın İslam coğrafyasını el attıktan sonra bugünkü Necef'e veya İran'a gitmiş çok ruhların ve grupların mealcileştiğini ve bunların sünneti sorguladığını, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı hükümsüz kıldıklarını ama Şia'nın velayet-i fakih dedikleri putlarını da ululaştırdıklarını görüyoruz. Onun için gerçekten Şia ikiyüzlüdür, Şia sırtlandır, Şia çakaldır, Şia ikiyüzlülüğün ötesinde Şia kendi mefi'i ve çıkarlarını İslam'a, Müslümanlara hatta Şii de olsa İslami bir topluluğa bile tercih edebiliyor. Bunun en güzeli şu anda özellikle mesela Ermenistan-Azerbaycan arasındaki yukarı Karabağ, Dağlı Karabağ bölgesini analiz ve tahlil edecek olursanız çok garip bir şey. İran Şii Cumhuriyeti, Azeri olan Şii kardeşlerindense Ermenileri tercih ediyor, onların yanında duruyor, onları örgütlüyor, onları destekliyor, onların topraklarını kendi kırmızı çizgisi görüyor ve kendi mezhepsel söylemini bir kenara bırakıyor. Pers milliyetçiliğini ön plana çıkardığını açık ve net olarak görüyoruz. Artık Şia bazı konularda takiye yapma ihtiyacı bile duymayacak kadar açıkça İslam'a ihanet içerisindedir. Ve şu bir gerçek ve hakikattir. Bugün Türkiye'deki Şiiler, istiyorsanız Azeri topluluğunun başındaki dini liderler olsun, burada Zeynepiye'dekiler olsun, Iğdır'dakiler veya Türkiye'nin her tarafına dağılmış olan Şii gruplar ve gruplar olsun, hepsi söylemsel olarak biz mezheptense arkımızı, dilimizi, halkımızı koruyoruz, onların yanında yer alıyoruz. Biz ne yapacağız? Ali Hamenei'nin cennetine, onların yüzüne vuruyoruz gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bunlar hepsi takiyedir. Çünkü bu insanların hepsi göbek bağıyla Şia'ya bağlıdır, İran'a bağlıdır. Ya gönülden İran'ın kullarıdırlar ya da bir şekilde muteşahlar üzerinden onların çok af buyurun gayrimeşru ilişkileri, nikahsız evlilikleri bir şekilde videolara alınmış, tehditler, şantajlarla bunlar boyun eğdirtiliyor. Biliyorsunuz ki Şia'da takiye dediğimiz bir kavram vardır. Yani kendisini olduğundan farklı göstermek, yalana, dolana dayalı bir söylemde bulunmak. Bugün dünyada bütün Şiiler İran yanlısıdır. Çok nadir alimler veya ulemalar veya Zeydi topluluğu gibi, bazı İsmaili topluluklar gibi müstesna olmak kaydıyla Cahferi mezhebine mensup bütün Şiiler, istiyorsanız Nijer'dekiler, istiyorsanız Güneydoğu'dakiler, istiyorsanız Türkiye'nin her şehrine yayılmış olanlar, istiyorsanız Azeriler, Iğdırlılar, kimi derseniz deyin kesinlikle onlar İran'da Ayetullahlara biatlıdır. Onlar onların velayet-i fakihidir, yani onların dini mercidir. Onlara isyan Allah'a isyandır, onlara isyan Kur'an'a isyandır, onlara isyan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a isyandır. Ondan dolayı asla Şiilerin söylemlerine kanmayın, hepsi kalben İran'a bağlıdır. Sadece görüntüde takiye yaparak, yalan konuşarak kendi bu ülkede veya başka ülkelerdeki menfaatlerini, konumlarını
veya çıkarlarını veya makamlarını korumak için bu yalan ve ikiyüzlüklerini ortaya koyuyorum. Emin olun ki şu anda Azerbaycan'daki bütün Şiiler %70-80'i İran yanlısıdır ve bizzat Ermenistan'ın galip gelmesini, Azerbaycan'ın yenilmesini isterler. O derece Şia'ya meyilliler çünkü onlara göre Azeri devleti İsrail ile işbirliği yapıyor. Yani dünyanın en büyük kafiriyle işbirliği yaptığı için zaten o ülkenin başındakiler İslam görünmüyor. Bizim gibi insanlara Müslüman ve sahabeyi bile Müslüman görmeyenler kalkıp onları mı İslam görecek? Elbette görmüyor. Ondan dolayı her zaman Şia'dan yanadırlar. Hiç kimse Şiilerden dost veya post olacağına kanaat etmesin. Şiiler her zaman kendi menfaatleri dışında kimsenin menfaatini gözetlemezler.